süzerek bahsettiniz. Hı. Haftada en az iki tane tüketsinler, evet, diye. Ama hangi balık? Hı. Mesela ben bu hangi balığı çok araştırmıştım. İşte dip balığı, işte bir takım ağır metaller içerdiği, doğru, için hamilelikte önerilmiyor diye. Hangi balıkları, doğru, yesinler? Mümkünse bir şey molası verdikten sonra size çok doğru, çok soru var. Dip balıklarından biraz daha uzak durmak gerekiyor. Ağır metaller, civa gibi ağır metal içerdiği için. Aynı şey mesela midye için de geçerli. Ağır metal içeriyor. Ama bu da tamamen yasak değil. Tercihen yüzeydeki balıklar. Yüzeydeki balıklar ne? Biz çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Her tarafımız denizlerle çevrili. Balık konusunda sıkıntımız yok. Küçük balıklar. Sardalya ve hamsi omega açısından da çok zengin, hmm, ve daha ağır metal içermeyen balıklar. Sardalya, dip balığı hamsi dediğimiz kılıç balığı, uskumru, daha büyük balıklar bir kalkan, tık daha kalkan, bir tık daha riskli. O yüzden mümkünse küçük balıkları tercih etmemiz gerekiyor. Çok güzel. Dondurulmuş balıklar, somon gibi. Somondan da biraz uzak durmak gerekiyor. Omega içeriği çok yüksek ama onda da ağır metal açısından somondan da bir tık uzak durmak gerekiyor. Bir de dondurulmuş, iyi dediniz Ebru Hanımcığım. Mesela konserve ve dondurulmuş ürünler, evet, var ayrı ayrı. Konserve herhangi bir ürün kesinlikle gebeliğiniz boyunca tüketmemenizi istiyoruz. Dondurulmuşlar ona göre çok daha iyi. Çünkü şoklanarak muhafaza edildiği için içindeki hem vitamin değerini kaybetmiyor hem de daha sağlıklı oluyor şoklandığı için. Hı hı. Tabii ki tazesini tüketmenizi istiyoruz. Yoksa dondurulmuş ama konserve değil. Evet.